Herkese merhaba. İsmim Samet Ceylan. Arduino derslerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bizim son dersimiz olacak. Robot kol projesi kapsamında. Şimdiye kadar birçok komut öğrendik ve hiçbir sıkıntı çıkmadan yazılımlarımızı, kodlarımızı teker teker yazdık. Şimdi artık son kurulumumuzu yapacağız. Son bir hareket kurulumu yapacağız. Ama bu kurulma geçmeden önce, yani yeni yazılımımıza başlamadan önce böyle bir üzerinden geçelim, bir özet geçelim. Neler yaptık şimdiye kadar? Bir pin tanıtım işlemi yaptık. Bununla başladık ve dijital pinlerimizi tanıttık. Hangi dijital pini kullandığımızı öğrendik. Ve 2 adet analog pini kullanmıştık. Bunların bağlantılarını gerçekleştirdik, tanıtım işlemlerini yaptık. Void setup aşamasıyla birlikte input, output komutlarını kullandık ve tabii ki hiç çıkış pini elemanımız olmadığı için bütün komutlarımız input oldu. Bütün kurulumu input'a göre yaptık. İletişim için, haberleşme için 9600 serial begin komutunu kullandık. Ve ardından loop döngüsüne başlamıştık. Ve loop döngüsünde buradaki pinlerde okunan verilerin kaydedilmesi, yani verilerin okunmasını ve belirlediğimiz bir değişkene kaydedilmesini istedik. Ve belirlediğimiz değişkenleri biz buralara yazdık. Yani şuraya yazdık, buraya yazdık, bu sıraya yazdık. Değişkenlerimiz bunlardı. Buralara kaydedilmesini istedik. Ve kaydedilen değişkenler içerisinde artık bir çalışma mekanizması oluşmasını istedik ve A buton duruma göre, yani buradaki veriye göre bir hareket oluşturduk, bir şart oluşturduk. Bunu da yaptık. Yani buraya kadar kepçemizin ağzının açılıp kapanmasını şartını sağladık. Şimdi şunu yapacağız. Bir hareket kurulumu yapacağız. Bu hareket kurulumunu servo motor dili için gerektiği için, yani servo motor kullandık ve robot kolumuzda biz bu kurulumu yapmak zorundayız. Yoksa servo motorlarımız sağlıklı bir şekilde çalışmayacak. O yüzden bunu zaten en son ekliyoruz yazılımımızda. Yani aslında yazılımımız buraya kadar bitmişti. Sadece servo motorun sağlıklı çalışması için bir servo motor dili kullanacağız. Servo dili oluşturacağız. Aslında biz burada bir kütüphane çağırabilirdik. Yani yazılımımıza başlarken servo motor kütüphanesini çağırsaydık eğer buna gerek kalmayacaktı. Ama servo motor kütüphanesi çok kapsamlı bir kütüphane olduğu için bunun yerine biz sadece küçük bir kısmını kullanacağız bu kütüphane içerisindeki kodlardan. Bu da void move komutu olacak. Bu void move komutunu da kurulumunu yapalım ve bununla birlikte artık yazılımımızı bitirmiş olalım. Dediğim gibi eğer biz kütüphane çağırsaydık buna gerek kalmayacaktı ama kütüphane çok büyük bir içerik olduğu için, içinde çok fazla yazılım olduğu için biz sadece küçük bir kısmını kullanacağız bunun. O yüzden kendimiz elle yazabiliriz burayı. Bunun için hemen başlayalım. Dediğim gibi bir hareket tanıtımı yapacağız, hareket kurulumu yapacağız. Void move dedik. Bir parantez açtık. Int servo dedik. Virgül koyduk. Int position diyoruz. Bir virgül daha ve int time tanımlamalarını gerçekleştiriyoruz. Parantezi kapadık. Biraz satıra indik. Şimdi burada bir süslü parantez açacağız. Serial print diyoruz. Ve parantez içerisinde bir iki çift tırnak açıp kare işaretini koyup çift tırnağı kapatıp parantezimizi de kapatıyoruz ve noktalı virgülle biraz satıra iniyoruz. Yine serial print komutu bir parantez açtık. Servo değişkenini yazdık ve noktalı virgülle bir alt satıra daha indik. Burada da serial print yazıyoruz. Bir tırnak açtık. P harfini tanımladık. Bir tırnak daha. Ve parantezi de kapatıp noktalı virgülle biraz satıra inebiliriz. Serial yazıyoruz yine. Serial print dedik. Position değişkenimizi tanımlayacağız. Bunu da tanımladık. Noktalı virgülle biraz satıra inebiliriz. Ve serial yine print tırnak açıp büyük harfle T yazıyoruz ve tırnağımızı kapatıp
Parantezimizi de kapatıp noktalı virgülle biraz satıra inebiliriz. En son serial print len komutunu kullanacağız. Serial print değil, buna dikkat edelim. Print len dedik. Ve parantez içine time değişkenini tanımlıyoruz. Parantezi kapatıp noktalı virgülle son bir satır daha yazacağız. Burada da bir delay komutu oluşacak. Yani bir de bekleme süresi belirteceğiz. Bu bekleme süresi de time olarak belirttiğimiz, daha önce tanımladığımız değişken olacak. Bunu da belirliyoruz. Ve noktalı virgülle bu satırı da oluşturuyoruz. Hareket kurulumunda yaptık. Servo motor için gerekli olan, servo dili için gerekli olan hareket kurulumunda yaptık. Bu dersimiz burada sonlanmış oldu. Projemiz hazır. Yazılımımız devreye, UNO kartımız devreye bağlanmaya hazır. Yazılımımız bitti. Buraya kadar da artık robot kolumuzu kullanabiliriz, çalıştırabiliriz, hareket ettirebiliriz, joystickle kontrolünü sağlayabiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için, derslerimi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra farklı projelerde yine buluşacağız. Herkese iyi çalışmalar dilerim.